Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta olmak istediğimiz yerler var. Bizler o yolculuğu hızla devam ettirirken tabii ki bazı özelliklere sahip olmamız gerekiyor. Şimdi o yolculukta bizler daha iyi nasıl hissederiz? Çevremiz tarafından nasıl daha iyi anılır ve algılanırız? Ve bu hayatta nasıl başarılı oluruz? Hepsini anlatıyorum. İzleyelim. Sevgili arkadaşlar, hayat bir yolculuk ve olmak istediğimiz yerler var. Hepiniz şu anda öğrencilik sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz ve bir süre sonra üniversiteyi okuduktan sonra o hayal ettiğimiz mesleklere erişeceğiz ve bu mesleklerde de başarılı olup ülkemizde anılan, çevremize faydalı olan ve çalışmalarımızla iz bırakan kişiler olmak istiyoruz. Bu noktada yapacağımız çalışmalar, gerçekleştireceğimiz projeler, çevremizde bırakacağımız etkiler tabii ki iyi anılmamıza, bu çabalarımızın sonunda o meyveleri elde etmemizde süreç içerisinde yapacaklarımız çok etkili ve çok önemli. Bununla ilgili olarak daha önce bir yerlerde gördüğünüzü düşünmediğim 4 önemli içerikten bahsedeceğim. Bunların ilki kendinizi tanıma süreci. Sevgili arkadaşlar, insanların doğumdan başlayan bebeklik, çocukluk, yetişkinlik dönemini kapsayan bu sürecini ben aslında bir çamurdan oluşan kile benzetirim. Mutlaka görmüşsünüzdür. Çamurdan oluşan o kile istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ondan bir bardak yapabilirsiniz. Ondan bir tabak, ondan bir sürahi yapabilirsiniz. Ve ona şekli verdikten sonra, onu tamamladıktan sonra kuruyup onu kullanmak üzere bıraktığınız zaman artık o gelişimini tamamlamış ve size hizmet vermeye devam edecektir. Sevgili arkadaşlar, o hali hazırda gelişimini tamamlamış olan, artık onu bir nesne olarak kullandığımız kili değiştirmeye çalışsak, ondan artık tekrar bir bardak yapmaya çalışsak kırıldığını görürüz. Olmaz. Bu yüzden bizler yetişkin olduğumuz zaman aslında bu noktada çok değişemeyeceğimizi, kendimizi tanıma sürecinin olumlu ölçüde geliştiğini, bittiğini göreceğiz. Ve bizler tabii ki bu noktada yetişkinliğe giden yolda içinde bulunduğumuz tam da şu dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü şu anda bizler yetişkin olana kadar kazanımlarımızı hala devam ettiriyoruz. Bununla ilgili olarak kendinizi tanıma sürecinizi devam ettirin. Ne olmak istediğinize karar verin. Ve şu anda değişime en açık dönemde olduğunuz için her ne yapmanız gerekiyorsa bunu gelecekteki kendinizi düşünerek hayal edin ve hemen çalışmalarınıza başlayın. Kitap okumanız gerekiyorsa sayfalarca kitap okuyun. Bir dil öğrenmeniz gerekiyorsa çalışmalarınız şimdiden başlamalı. Eğer bir fark yaratmak istiyorsanız, insanları yönlendirmek istiyorsanız şimdiden kişisel gelişiminize dikkat edin. Daha atılgan, daha özgüvenli, daha enerjik biri olun. Çünkü bunun en doğru zamanı içerisinde bulunduğumuz zaman. Sevgili arkadaşlar, peki bunları nasıl gerçekleştireceğim? Gelelim ikinci maddemize. Dikkat ederek. Dikkat o kadar önemli bir şeydir ki kendini geliştirmek isteyen, hem akademik hem kişisel gelişim anlamındaki çalışmalarını devam ettirmek, kendini bu noktada uzmanlaştırmak isteyen arkadaşlar çevresindeki her şeye dikkat etmeli. Öyle ki dikkat eden arkadaşların birçok özelliği olur. Onlar bilişsel düzeyde birçok şeyi halletmişlerdir ve dikkat ettikleri şeyler ilgilerini çekmiş. Onların gelişimi noktasında hemen bilinçaltımız bile bazı şeylere karar vererek onları yapabilir hale gelmiştir. Bir bakmışsınız, hoşunuza giden bir şeyi hayatınıza entegre etmişsiniz ve onu yerine getirmeye bile başlamışsınız. Aslında ona sizler karar vermemişsinizdir. Beyin onu görmüş, beğenmiş ve ben bunu yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğim demiş ve gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu yüzden dikkat önemli ve üçüncü maddemiz dikkatle doğrudan ilişkili sosyal gözlem. Sevgili arkadaşlar, dikkati ancak ve ancak sosyal gözlemle gerçekleştirebiliriz. En iyi insanlar nasıl yürüyor, nasıl konuşuyor, konuşmalarını yaparken nasıl tonlamalar gerçekleştiriyor ve bizim o başarılı olmak istediğimiz insan tipolojisinde hangi özellikler var? Örneğin bu insanlara baktığımız zaman sahip olduğu özellikler neler? Zaten bunlara bakıp onların o en iyi özelliklerini alıp şimdiden kendimize bu noktada yatırımlar yapmaya başladığımız zaman hayatın bizim için çok anlamlı, çok güzel, çok etkili sonuçlar getireceğini gözlemleyebiliriz. Sizler yetişkin olacağınız süreçte bir dili çok iyi konuşabilen, bir müzik aleti çalabilen, dans konusunda herhangi bir türde çok iyi dans edebilen, düzenli olarak kitap okuyabilen, araştırma yapabilen, çevresini yönlendirebilen, yönetebilen kişiler olabilirsiniz. İşte biraz evvel saydığım tüm adımlara dikkat ederek bunların hepsi oldukça önemli arkadaşlar. Ve tabii ki son maddemiz yaratıcı düşünceyi geliştirme. Sevgili arkadaşlar, yaratıcı düşünce dünyası hayalimizin, ufkumuzun sınırlarını zorlayan bir adımdır aslında. Bizler bu noktada ne kadar çok hayal kurar, bu hayallerimizi ne kadar çok gerçeğe uygulamaya yönelik adımlar gerçekleştirirsek, gelecek bizim için o kadar anlamlı, o kadar güzel olur. Bununla ilgili olarak yaratıcı düşünce dünyamızı nasıl geliştirebiliriz sorusunun cevabına gelirsek, bu noktada bol bol kitap okuyabiliriz, bu noktada bol bol oyunlar oynayabiliriz, bol bol hayal kurabiliriz, bol bol edebi metinler yazma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık çalışmaları yapabiliriz.
Peki hocam bu bize ne sağlayacak diyen arkadaşlara da hemen cevabını vermiş olalım. Sevgili arkadaşlar, yetişkin insanlar arasında yapılan deneylerin birçoğunda görülmüştür ki bir duruma insanlar birden fazla farklı tepki verebiliyor. Örneğin bir kriz durumu düşünelim. Bir yerde yangın çıktı ve sizler de bir şirketin çalışanısınız. Yaşanılan bu durumda o problemle karşılaşan birçok insanın farklı tepkiler verdiğini görürsünüz. Kimi bu durumun üstesinden çabucak nasıl gelirizi düşünür, kimisi bu durumdan nasıl kurtuluruz, kimisi bu durumdan sevdiklerimizi nasıl sıyırır, bu durumu nasıl idare ederiz diye farklı şekilde düşünür. Dolayısıyla sizler karşılaştığınız herhangi bir problemde onu nasıl yönetebilirsiniz, onu nasıl daha iyi hale getirebilir, krizi nasıl fırsata çevirirsiniz, bunları işte kendinizi tanıma sürecindeki dikkatinizle, sosyal gözleminizle, yaratıcı düşünce dünyasını nasıl geliştirebiliriz noktası avantajlarınızla sağlayabilirsiniz. Sizler ne kadar çok düşünür, ne kadar çok hayal eder, bu çalışmaları ne kadar çok geliştirirseniz hayatta karşılaşacağınız birçok problem durumuna farklı çözüm önerileri getirebilirsiniz. İlla problem durumu olmasına gerek yok. O hayalleriniz, o güzellikleriniz size öyle avantajlar sağlar ki hiç kimsenin düşünmediğini düşünür. Dünyaya yepyeni kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Ve en sonunda görürsünüz ki kendini tanıma süreci aslında ders çalışmayla doğrudan ilgili değil. Ders çalışmak burada bir zorunluluk değil, sadece bir araç ve bizler bu aracı hayatımızın en nihayetine giden noktada sadece bir etkinlik, bir uğraş olarak görelim. Çünkü en büyük güzellikler çok daha ileride bizi bekliyor. İşte böyle düşünürsek belki akademik anlamda da yapacağımız çalışmalar bize çok da zor gelmeyecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.